Elif'i göremedim bu gece. Erkenden yattı. Bugün çok yorulmuş. Biliyorsun değil mi? İşten çıkarılan işçilere fason iş ayarlıyorlarmış. Annen söz etti. Filiz bana anlatmıyor artık böyle şeyleri. O ön ayak olmuş öyle mi? Öyle. Çete oldular. Böyle küçük girişimlerle işler yürüseydi. Neyse bırak, ne istiyorlarsa yapsınlar. İkisi de çok duygusal, normal tabii. Göreceğiz artık. Haklısın. Sizinle konuşmak istediğim bir mesele var. Tarık'la ilgili. Yarından sonra Fethiye'ye gidiyor. Bundan böyle orada yaşayacak. Onu uğurlamak istiyorum. İkinizin de bilmesi gerektiğini düşündüm. Bence sorun yok. Tabii git uğurla. Bence de. Merhaba. Ben özür dilemek için geldim. Her ikinizden de. Ben yukarıdayım abi. Gel, otur şöyle. Çiftliğe geldiğiniz gün ben de oradaydım. Öyleymiş. Dün Handan'la konuştum. Aranızdaki mesele hallolduğu için de çok sevindim. Annen çok üzülmüştü. En çok da seninle arası bozulduğu için. Biliyorum. İnsan çocukken olayları biraz abartıyor galiba. Yok, öyle değil. Bence sen şüpheye kapılmakta haklısın. Biz bu arkadaşlığı gizli sürdürmekle yanlış anlaşılmalara zemin hazırlamışız. Bana kızgın değilsiniz o zaman. Hayır, değilim. Ayrıca gözüm arkada gitmediğim için de çok mutluyum. Teşekkür ederim. İyi yolculuklar. Teşekkür ederim. Ömer'in gelmesine ne kadar sevindim bilemezsin. Ya ben senden fazla sevindim. Sürpriz oldu. Bana hiçbir şey söylemedi çünkü. Onunla aram bozulsun hiç istemem. Şu kadardan tanıyorum adamı ben ya. Ne tatlıydı değil mi? Çok. Öyle küçük adam gibi bir duruşu vardı. Evet. Fethiye yolcuları, otobüsünüz hareket etmek üzeredir. Yerlerinizi alacağım. Hadi bakalım. Evet Handan Hanım. Kendine iyi bak, tamam mı? Beni habersiz bırakma Tarık. Bak külahları değişiriz. Merak etme. Sevim, seni de çok üzdük değil mi? Yok canım. Ama olanlar işe yaradı. Abim bir türlü razı edemiyordum Fethiye'ye gitmek için. İnşallah pişman olmaz da. Hadi Sevim, hadi hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.